Hatere mi? Kim o lan? Kim oğlum o? Apantere mi? Televizyonuna gelmişler. Sarıbaşı oraya TV'den. Nene ucun lan? Ha tamam. Oğlum. Kim o lan? Kim gelmiş? Hı? Pantere mi? Seninle röportaj yapacak varmış. Ne kurtacı lan? Haram oğlum o. Ha ne dediğimi anlamadım oğlum. Röportaj. O ne lan? Seninle konuşacaklar mı? Sana soru soracaklarmış. Gelsinler yani. Sorsunlar bildiğimiz adı cevaplar o hani. Hani ya. Gelin yani gelin. O ne lan o? Kamera mı onda çocuklar? Hoş geldiniz. Pantelemi, selamun aleyküm. Aleyküm selam yani. Nasılsın, iyi misin? Allah'ım da olsun yani. Oturuyordum. Şimdi şurada bir ayet de ona bakıyordum. Panter amca biz seninle röportaj yapacağız. Yani o neyin nesi ya? Yinülüye mi çinülüye mi? Şimdi Panter amca sana bir şimdi sorular soracak. Görüşlerini alacak. Fikirlerini anladınız mı? Tabii yani. Sorabiliyorsunuz. Sonunda kabir sorusu da oldu değil mi? Evet evet. Başlayalım mı? Evet yani sorabilirsiniz. Hadi bakalım. Panter amca ne yapıyorsun burada? Lan yani burada bir Bakara suresiyle ilgili bir şey vardı. Ona baktım da onunla uğraşıyordum. Hani ama bayağıdan cücükleri biraz güttüm oralarda. Başlayabilir miyiz Panter amca? Tabii yani hemen. Siz de meşgul etmeyelim. Sorumuz geliyor. Şu mikrofona konuşuyor. Öyle diyor mu? Panter amca, İsrail hakkında, İsrail'in yaptığı hakkında görüşlerin neler ya? Ne düşünüyorsun bu işte? Lan oğlum sen köprülüce konuştun ha. Panter amca, ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi alabilir miyiz? Ben oğlum bu İsrail veya kaşınıyor oğlum kaşınıyor patraya. Lan oğlum senin Tevrat'ında öldürmeyeceğin yazıyor. Oğlum 6. madde lan. Arkadaş yani bunu fazla şey yapma ağzımıza batıyor bir hoş bir mikrofondan bu. Yani ses bundan değişik çıkıyor. Şimdi yani Kur'an'da Bakara suresinde orada okuyordum bak la tüsidû fil ard yazıyor orada. Yeryüzünde fesat çıkartman değil. Bana de o, ona söyle ya. İlk Ongel. Anlıyor musun? İlk Ongel ona söyle ya. Bununla da arkadaş orada Osmanlı'nın son zamanlarında bir oyun çıkarttılar onları gestiklerine. Abdülhamid-i Zani yıkınca. Devam ettiler. Orada devleti kurup. Ben adam gibi yaşasam bir şey demeyeceğim. Yalımız. Dövüş, nizah, anlıyor musun? İşi, gücü. Neymiş? Onlara ben hizmet edeceğimmişim. Nerede lan sen? Lan bunu Türk hiç yapmaz lan. Köle olamak oğlum biz. Anladın mı? Sen kimsin lan? Lan tüfağımı getirin lan benim. Sinirlendim yine. Ya evliliğine yok bunlara biz. Anladın mı? Yalnız. Lan adam olmayalı arkadaş. Adam olmayalı ya. İlla Türk ordu bayrağı oraya diktirecek bana. Şeytanı görüyor musun sen? Anlıyor musun? Lan oğlum askere bir haber salmaya bakarlar. Lan ben de omuzlar tüfağa giderim. Yalın olsun. Kimseyi öldürme şeyimiz yok oğlum bizim. Toprağında da koydum bizi. Lan adam gibi yaşayalım lan şu dünyada. Koyun silahı. Kendime gel. Günaha sokma beni. Vallahi bu yaşımına gözürüm orada. Çocuklar öldürüyorlar lan. Yazık. Roma bunlara zamanında bir ayar çekmiş. Babil'le ayar çekmiş. Yazın o şunu da bilin. Ey İsrail. Buhari'de, Tirmizi'de geçiyor. İsrail'in en sonunda mahvolacağını yazıyor oğlum. Ben peygambere inanıyorum biliyorum. Oğlum onlara da buradan mesajım var. Aklımızı başımıza alın lan.
Bir kümcük yersin. Vallahi tüfeği aldım ben benim ha. Adam olun biraz. Öldüm ben lan insanları. Oğlum, en sonunda bunu Kur'an taraftarı kazanacak oğlum. Onlar da bunu iyi bilsinler. Hadislerle sabit. Günaha sokma beni lan. Tüfe alırım gelirim bak. Onun için bu İsrail yani çok böyle yamuklukla yapmış. Hadi de yapıyor. Yarın oradakiler de tabii mücadeleyi görecek. Müslümanların içindeki bazı yanlışlar da oluyor. O da ilk önce kendi aramızda bunu düzeltip sonradan Allah onu zaferi ihsan eder. Yalnız orada bir şey çalıyor birileri. Hiçbir iş yok. Bu da önemli. Yalnız İsrail'in konusuna gelince ben duyarsız değilim yani. Beddevam edeyim. Ne yapayım bilmiyorum. Ya o arkadaş yaşlandık da yalnız yine bu cümleler giderim ben. Yalnız Eylül'ün olsun. Dövüşerek yapalım demeyeyim. Yalnız şunu bilin ey İsrail. Sonunda yenileceğiz. Bunun da bir cümle yok. Hristiyanlar da sonunda anlayacak durumu Müslümanlarla aynı sabah geçecek oğlum. Bunu da bilin bak. Bu ya 100 yıl ya sürer ya sürmez. Yazın bunu bir yere. Yeryüzünde fesat çıkartmasınlar, beni günaha sokmasınlar yani. Panter amca epey sinirlendin ya. Lan nasıl sinirlendim arkadaş? Çocuklar öldürüyordu lan. Lan oğlum gücünüz ona mı yesin? Gelin lan bana bakayım. Gelin bana gücünüz yesin bana. Tüfeği getirin lan bana. Neyse be la havle be la kuvvet. Allahu ekber Allahu ekber. La havle kuryan sen duy. Neyse yani kusura bakmam. Ben buna devam edeyim. Panter amca çok teşekkür ederiz. Bir büyük olarak. Lan oğlum. Herkes karınca kararınca buna tepkisini göstermeli ya. Lan bir kimcük şey arkadaş. Koca İslam devlet, İslam ülkelerine kafa tutuyor lan adam. La havle ve la kuvvete. Yalnız şunu bilsin, Kur'an bir yerde de savaşı da izin veriyor bak. Akıllarını başına alsınlar. Daha konuşmam yani. Bismillahirrahmanirrahim. Bize müsaade Panter amca. Güle güle yani yine alın ha. Anladın mı? Lan bu nasıl? Tarlalarda da göreyim ben bundan böyle bir şey. Burada bir yazı var yani. Sar TV. Dünya mı lan o? Neyse yani ülkelere dünya huzur gelmesi için Allah'a dua ediyor. Başka yaptığımız yok. Anam. Sağ olun yani. Çok teşekkür ederiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi yani ben sizi umurlayayım.